Güvercin ile Karga Masalı. Vaktiyle güzel bir ormanda birbirine komşu güvercin ile karga yaşarmış. Karga kendini pek beğenmiş biriymiş. Güne şarkı söylemeden başlamazmış. Gak gak gak, şu sesime bak. Kargaların incisiyim, güzellikte birinciyim. Traylaylom, traylaylom. Söylediği şarkıyla bütün hayvanların başını şişirirmiş. Güvercin ise yuvasından başını uzatarak, ''Ne incisin ne birinci, övünmeyi seviyorsun, kendini ne sanıyorsun?'' dermiş. Dermiş ama karga onu duymazmış bile. Derken günlerden bir gün güvercin ve karga yumurtalarının üzerine kuluçkaya yatmışlar. Günlerce yavrularının çıkmasını beklemişler. Sonunda karganın yumurtadan 5 tane yavrusu çıkmış. Güvercinin ise 1 tanecik yavrusu olmuş. Karga hiç boş durur mu yine başlamış şarkılarla övünmeye. Yavrularım 5 tane, yan bakamaz hiç kimse. 1 tane yavru ne de az, hiçbir işe yaramaz. Trallallalla trallallalla. Karganın şarkısını işiten güvercinin canı sıkılmış. Ama kendine atılan taşın altında da kalmamış. O da bir şarkı tutturmuş. Çokluğunla övünme, asıl hüner terbiyede. Eğitemezsen yavrularını çok ağlarsın gelecekte. Traylaylaylaylam, traylaylaylaylam. Böylece aradan aylar geçmiş. Güvercinle karganın yavruları büyümüş. Güvercin yavrusuna iyiliği, doğruluğu öğretmiş. Güvercinin yavrusu aklı ve terbiyesiyle ormanda herkesin sevgisini kazanmış. Karga ise yavrularını başıboş bırakmış. Karganın yavruları tembellikte ve yaramazlıkta birinci olmuş. Anne karga bile yavrularının haylazlıklarından bıkmış usanmış. Güvercinin şarkısı doğru çıkmış. Yavrularının çokluğuyla övünüp onları eğitemeyenler hep üzülenlerden olurmuş. Böylelikle bu kısa masalımız bitti. Şimdi sırada öğrenci ve kralın kızı masalı var. Eski zamanlardan birinde yoksul bir öğrenci dünyayı tanımak için yolculuğa çıkmış. Hiç parası yokmuş ama genç yaşlarda parasız olmak hiç sorun olur mu? Genç öğrenci dünyayı tanımak, kentleri görmek, başka ülkelerin gelenekleriyle, görenekleriyle tanışmak istemiş. Cebinde hiç parası olmasa da önemli değilmiş. Geceleri ağaç altlarında uyurum. Acıktığımda iyiliksever köylüler yemek verir. Olmazsa yol kenarlarındaki meyve ağaçlarından karnımı doyururum diye düşünüyormuş. Yollardan tarla kenarlarında önüne çıkan buğdayları, bezelye tanelerini de topluyormuş. Günler, aylar geçmiş. Kendi memleketinden çok uzaklarda dolaşırken bir gün güzel bir ülkeye gelmiş. Köylüler gencin nereden gelip nereye gittiğini merak etmişler. Dünyayı dolaştığını anlatmış. Köy sakinleri heyecanla dinlemiş öğrencinin anlattıklarını. Ona yemek de vermişler. Genç köylülerden akşam yatmak için de bir samanlık göstermelerini rica etmiş. Köylüler ise bu bilgili oğlanı samanlıkta yatırmak istememişler. Kralın sarayına götürmüşler. Orada nasıl olsa bir yatak bulunur diye düşünmüşler. Kral ve kraliçe genç misafire pek sevinmiş. Onlar da sohbet edebilecekleri bilgili ve kültürlü bir insan ararlarmış. Kral bir ziyafet sofrası hazırlatmış uşaklarına. Bir tek kuş sütünün eksik olduğu masada da oğlanı genç kızının yanına oturtmuş. Öğrenci güzel prensesin yüzüne bile bakamıyormuş utancından ama içinden de bu prenses benim eşim olmalı, kader onu benim karşıma çıkardı diye geçiriyormuş. İki genç birbirlerine de çok yakışıyorlarmış. Kralım demiş kraliçe, bu genç herhalde bizim kızımızı görmeye gelen bir prens. Onunla evlenmeyi düşünüyor olabilir demiş.
Öyle şey olur mu demiş kral. Bu yoksul bir genç, sıradan bir öğrenci. Gece genç için sıradan bir yatak hazırlamışlar. Herkes odasına çekildiğinde öğrenci yatmak için hazırlanırken tarlalardan topladığı şeyler ceplerinden odaya saçılmış. Genç bütün gece boyunca yerlerden onları toplamakla uğraşmış. Sabaha karşı da ancak bitirebilmiş. Kralın adamları gece genci gözlemişler. Bütün gece yatmadığını, eğilip kalktığını, uyuyamadığını krala anlatmışlar. Kraliçe, gördün mü demiş krala. Ben söylememiş miydim? Bu bir prens. Yoksul yatakta yatamadı. O gece gence krallara layık bir yatak yapmışlar. Günlerdir yatak yüzü görmeyen gençse deliksiz bir şekilde uyumuş. Sabah olduğunda kral ve kraliçe gencin prens olduğundan artık eminmiş. Öğleye doğru kızımızı sana verebiliriz genç prens demişler. Genç öğrenci prens olmadığını, değil parası pulu, hazinesi ve sarayları, yatacak yeri bile olmadığını söylemiş ama kimseyi inandıramamış. Ülkede tam 40 gün 40 gece düğün dernek kurulmuş. Kral genç öğrenciye ülkesinin yarısını vermiş. Öğrenci ile prensesin çocukları olmuş. Öğrencinin aslında prens olmadığına uzun bir süre sonra inanmışlar. Ama geçen süre içinde kral ve kraliçe öğrenciyi o kadar çok sevmişler ki artık dünyanın en zengin prensi bile gelse onunla değişmezlermiş. Bu masalımız da burada bitti. Dinlemek istediğiniz bir masal varsa benimle iletişime geçebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.